Kanalımıza ve Norveç'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trondheim'in şehir merkezinde bir yerde oturuyoruz. Nerede oturduğumuzu birazdan göstereceğiz. Çok değişik bir şey. Biz de ilk kez yapıyoruz. Bakalım ne yapıyoruz. Evet, bugün biz neredeyiz? Size şimdi bunun cevabını vereceğiz. Evet, bugün biz Trondheim'da ikinci el üründen satılan bir panayır yeri mi denir, ne denir? Evet, böyle market deniyor burada ama bu bizde market karşılığı değil, belki panayır demek ya da pazar değil. İkinci el pazarı diyebiliriz. Evet, aslında Norveç'te bayağı popüler olan bir şey ikinci el pazarına gelip eşya satmak ya da eşya almak. Biz de ilk defa bunu bir deneyelim dedik. Özellikle Batu'nun yaptığı güzel şeylerimiz var. Böyle boncuklardan perle deniyor, hama beads ya da İngilizcesi. Onları zaten satmak istiyorduk ne zamandır. Böyle bir imkan olunca da gelip biraz hem oturalım bakalım nasıl bir şeymiş hem de video çekeriz diye düşündük. Ve size böyle bir video oluşturuyoruz. Evet, ne yaptık? Buraya 200 krona tuttuk bu masayı. Bakalım ne kadar kâr edeceğiz ya da kâr edeceğiz mi göreceğiz. Size biraz etrafı göstereyim şimdi. Öncelikle tabii ki de pazarın en önemli dükkanı olan Batu'nun süper boncuk dükkanıyla başlayacağız. Burada çeşitli ürünler var ve dükkan sahibine dönüyorum. Merhaba. Merhaba. Bize birazcık tanıtır mısınız? Ne ürünleriniz var acaba? Mesela burada mağara var. Sonra bunlar ne kadar? Var. Bunlar 25. 25 kron. Peki. Kaka. Burada şey var. Burada Batı yazıyor mesela. Hı hı. Sonra köpek var. Sonra ağaç var. Evet. Evet. Onlar pixel art. Başka? Daha pahalı ürünleriniz var mı? Çok pahalı. En pahalısı 100. 100 krona. Evet, bu Mario çok güzel. Evet. Ama. Çünkü bu hem 50. Bak ayna. Çok da aynı değil. Bu ve bu 50. Aha. Bu da 50. Bir iki de 100. Anladım. Peki başka? Peki sana bir sorum var Batu. Mesela bunu yapmak için kaç günde yapabiliyorsun? Evet. Kaç günde yaptın bunu? Bunu hepsini bir günde yapmıştım. Bir günde? Wow. Evet. Peki buradakiler ne? Şu Mario. Onu da bir günde yap. Onu iki günde yapmıştım. Bunlar ne kadar? 75. 75. Böyle yazıyor. Çok güzel. Sonra SpongeBob var. Evet. Sonra penguen var. Komik. Anne yaptı. Burada perle da var. Perle yaparken ki resmini görüyoruz değil mi? Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Umarız güzel satışlar yaparsınız. Ben de var. Hadi bakalım başka yerlere de gezelim, tamam mı? Teşekkür ederiz. Bay bay. Pazarın olduğu yerde Trondheim'in ünlü manzarasının olduğu Nidelva Nehri'nin kenarı olan eski evlerin bulunduğu yer. Şuradan baktığımız zaman tanıyacağınız köprü de bizim Norveç Reis kanalımızın logosunu da oluşturan manzara. Genelde ikinci el satışı çok fazla. Öyle dükkanlar var, yiyecek dükkanları var ve genelde orada waffle, sosis gibi şeyler satılıyor. Sizinle şöyle bir hızlı tur yaparsak. Kitaplar, eski kitaplar, genelde bir sürü kıyafetler, takılar. Bunlar da el örtüsü, el yapımı. Yine ikinci el eşyaları. Ve de çok kişi tarafından da tercih ediliyor olması da çok güzel bir şey. Üç tarafta da yiyecekçileri görüyoruz bir tane. Demin iki tane satış yaptım Batu. Neler sattın? Kardan adam sattım. Evet. Ve Super Mario'yu sattım. Super Mario'yu sattın. Nasıl? Evet. Güzel bir duygu mu? Evet. Evet, değil mi? Ama bu arada bir sürü gelip çok beğenenler oldu mu Batu senin şeyini? Evet. Hatta evet. Buranın sorumlusu bir kadın da geldi. Fotoğraflarını çekti Batu'nun. İnternete koyacaklar. İnternete koyacaklar, evet. Çok beğeniliyor. Şu an 2 saati bitirdik. Biraz satış yaptık. Evet, beklediğimize göre de sanki daha çabuk geçiyor. Hemen geçiverdi vakit. 2 evet, saat doğru. En azından hemen geçti. Bakalım kalan 3 saatimiz nasıl geçecek ama.
satış yaptıkça mutlu oluyoruz tabii. Evet. En azından çok ilgi de çekiyor. İnsanlar bakıyor. Burada biraz değişik bir şey tabii. Evet, olmayan herkes şey. Kıyafet, ayakkabı sattığı için. Evet. Müşteri geldi. Evet, müşteri gitti. Sadece bakıyormuş. Evet, bayağı ilgi çekiyor diyorduk. Demin ben herkes ayakkabı, kıyafet satıyor değil mi? Yanlış söyledim. Aslında mutfak eşyası satan da çok var. Hmm. Onun dışında bir tane daha el yapılmış eşya satan var. Sen evet. Demin gösterdin mi? Evet, demin gösterdim. Ha. Yün üzerine onda. Ortam güzel. Bayağı. Hava güzel olsaydı biraz daha güzel olurdu muhtemelen. Evet. Daha kalabalık olurdu diye düşünüyorum. Ama yine de çok şey en değil. Azından yağmur durdu geldikten sonra. Evet. O yüzden memnunuz. Sen de memnun musun? Dükkan sahibi. Evet. Tamam. Satışlar devam ediyor. Dükkan sahibi biraz daha dolduruyor şu anda. Çünkü en kıymetli ürünlerimiz çıkmaya başladı. Evet, en kıymetler ortaya çıkıyor. Çünkü masa boşalmaya başladı değil mi? İyi gidiyor mu satışlar? Evet. Bak. Esnaf dayanışması yaşıyoruz değil mi Batu? Batu yan tarafa bir şey hediye etti değil mi? Orada yan tarafta bir çocuk vardı ona. O da sana iki tane kutu hediye etti. Evet. Sonra demin karşı taraftaki, diğer taraftaki, şu tarafta. Oradakilerden... Onlardan da indirimli bir tane şey aldı. Evet. Evet. Çok güzel. Biz de onlara bir şey hediye ettik değil mi demin iki şeye? O yüzden güzel oluyor böyle değil mi? Eğlenceli mi? Sen anlatacaksın ürünü. Bana ne var? Neyi, hangisini niye alayım? Bir de biz bunları bardak altlı olarak kullanabilir miyiz? Sıcak bardakla. Şimdi göstereceğim bardak altlı için ne kullanabiliriz. Bence bardak altlı için sipariş olabiliriz diye düşünüyorum. Annesi, sen hangilerini seçtin? Şu. Şunu sana aldım. Bunu bana mı aldın? Ne kadar ama bu çok. 50. Bu. Ne 50'si? 50 mi? Bu 50 mi? Ben buna 50 vermem. Buna. Bunlar çok pahalı arkadaşlar. Piksel artıyor. Kaç para veriyoruz buna? Bak anlaşacağız. Bana veririm elini ya. Sana alacağım. Ben ne ki bu? Doktora kağıdı Emir'in. Tez gibi. Tezinin tamam. Anısına işte. Tamam bu güzel. Bu güzel, bunu beğendim. Şunu alalım, bu da 50. Bunu ben severim. Tor. Peki buralara elimizi niye koymadın? Korusun. Burası niye boş? Kağıt kıvrılık gibi işte. Ha öyle mi? Şöyle kıvrılık gibi. Evet. Hemen defolu olduğunu yapmaya çalışıyorsun. %10 indirim. Bunda da bir defo var mı? Bunu bardağın altına koyabilir miyim? Sıcakta erimesin. Ama çok şey, mesela bu var bardak altlı, bu da var. Şu güzel bardak altlı. Takım sen... olsun evet, diyor ya. Bununla bu tek takım mı? Bir de ben bunu istiyorum. Star Wars A75. İndirim yapman gerekiyor, bir sürü şey aldım. Evet, indirim yapman tamam. Lazım. Tamam, o. Bir de bu. Bir de bak, gramajı bunun daha hafif aslında. Bunun da eli. Peki bir şey diyeceğim. Yani. Tamam vallahi. Biz bunları alıyoruz. Ne kadar toplam? Şimdi fint fiperleler. Hepsi. Şu şimdi 50. Bu da 50, 100. Bu da 50. 175. Tamam, bir de indirim yapacağız biraz. Kağıt ki sen. 170.
5 indirime giriyor. 150 yapalım mı Batu? He? 150 yapalım mı? Bunlara. 150? Bak gel, 3'ünü alıyoruz, 150 yapalım, anlaşalım. 150 iyi para bence. Ama ben bir şeylere daha bakacaktım. Bak 175'te 150 yapıyoruz. Hepimiz mutlu. Ben de mutlu oluyorum, sen de mutlu oluyorsun. Biraz anlaşma bu. Tamam. Payı. Anlaştık mı? Sallayacaksın iyice elini böyle. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık mı? Evet. Tamam. 150'ye bunları aldık mı? Evet. Tamam. Helal ettin mi? Evet. Tamam o zaman. Tamam, vipsliyoruz. Bir takım alışverişler. Norveç'teyiz ekibinden. Şimdi şurada benim Instagram'dan da takip ettiğim bir böyle stand bulduk. Gitmişken de hemen böyle bakalım neler var neler yok. Instagram'da göründüğü gibi çok güzel şeyleri yok ama gene de hoşuma gitti. Bir evet, de böyle işte değil. Mistik dedi, bu dedi iyi gelir. Neye mistik dedi, ben onu çok merak ediyorum. Buna şey diyor, inciye. Şey, inciye değil ya. Neye? Çelik. Çelikmiş bunlar. Çelik mi iyi gelirmiş? Çelik herhalde veya bir metal çok dedi. Çok mistik bir şeydir arkadaşlar, çelik. Ben de dedim ki mistikse, iyi geliyorsa dedim, neden olmaz. Ama Norveç'te ilk pazarlığımı yaptım. Evet, ve çalıştı. Ve çalıştı. Şu an çok mutsuzum daha azını söylemediğim için. Belki yerdi ama yani şey oldu. Böyle denk geldi. Demek ki pazarlık yapıyoruz arkadaşlar bu tip yerlerde. Evet, pazar evet. Yerlerinde özellikle. Bence de yani pazarlıksız mal alınmıyor. Bence zaten. De. Bizden yapmadılar ama. Değil mi bugün? Ama gerçi nasıl, çocuk, evet. Biz mi? Niyanlar hariç. Şu an aile adına bir toplu alım yapan da pek olmadı o yüzden. Biz toplu aldık. Yani set dizdik, o yüzden öyle bir şey yaptık. Şimdi böyle durmaya ve bakmaya bakılmaya devam ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Daha da çok bir şey görürmüz bilmiyorum. Göreceğimizi şey gördük evet. Ama. Gene zaten de... bitmek üzere. Son kaç dakikamız kaldı? Yarım saat. Yarım saatimiz Batu'yu kalmış. Batu'yu zorlasak mı? Ben artık donmaya başladım. Şaka. Siz üşümüyor musunuz ya? Hava soğuk. Bugün soğuk evet. Ya. Yani ne ara soğudu? Bilmiyorum. Gece galiba. Dünyanın en saçma şeyi. Neyse. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Günün sonuna geldik sonunda. Evet. Saat 4'de geliyor. Birazdan tezgahımızı kapatıp gideceğiz. Yoksa zabıta gelecek dedim. Espri yapmıştım yine yapayım. Evet. Ne oldu o zaman günümüzün şeyi? Günümüzün hasılat 1000 kronun üstünde çıktı yaklaşık olarak. Evet. Bayağı iyi çünkü biz hani hani satılır mı satılmaz mı biraz şeydik yani şey içindeydik ne denir? Şüphe içindeydik. Evet, bilemiyorduk ama satıldı gerçekten hani beklediğimizden çok daha fazla oldu. Evet. Buraya 200 kron vermiştik yani 800 kron civarı bir karımız oldu. Batu da bunu oyuncak alarak tabii ki değerlendirecek. Evet. Çoktan hangi oyuncağı alacağını da biliyor o yüzden güzel olacak. Hedefimize ulaştık ve de çok güzel macera dolu bir gün oldu bizim için. Değişik bir gün oldu. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Bundan sonra aslında ben şimdi de şeyin planını yaptım burada otururken. Aslında yiyecek satmak da çok güzel böyle yerlerde. Burada gerçi bugün fazla bir yiyecek yoktu. Sadece krep yapan bir yer vardı. Onlar da yine sattılar gerçi, fena değildi de. Ama bir dahaki sefere biz de belki bir şeyler yapıp katılırız diye düşünüyoruz. Bir sonraki videomuzda belki bu konuyla ilgili evet. Yiyecek satma olabilir. Olabilir. Hep o da değişik bir deneyim olacak. Benim yıllardır yapmak istediğim bir şey aslında. Ama nasıl olur bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Bakalım önce bir yer bulup sonra deneyeceğiz. Evet. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bunlar bizi motive ediyor çünkü. Evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bye bye.